Nasıl? Donma hali yaşıyor sanırım. Muayenesi de hala devam ediyor. Bedeninde darp izleri var ama nedeni belli değil. Anladım. Başındaki yarayı biliyorsunuz sanırım. Cinsel saldırı izi yok. Başındaki kanama dışında kanaması da yok. Ben bunu teslim edeyim savcım. Tamam, kolay gelsin. Sağ olun. Buraya bakar mısınız? Hanımefendinin tomografisi çekilecek. Aldım ben. Bitti muayene, iyisin. Şimdi tomografin çekilecek, başından darbe aldığın için, ama o da kısa sürer. Amirim, iki tane kovan bulduk. Bir de kadın kol saati şurada. 9 milimetrelik bir silah. Şurada da bir ize rastladık. Beden izi muhtemelen fotoğraflandı. Ayak izleri falan da tespit ettik. Onları da fotoğrafladık. Bu saat Ceylin'e mi ait? Vallahi ona çok dikkat etmedim amirim ama mümkündür. Ceylin'i de 1 kilometre ileride yolun üzerinde bulduk. Evet. Bu civarda bungalov, otel, bir sürü konaklama yeri var. Orada kalanlar, görevli çalışanlar. Bunların hepsine bir görgü tanığı gibi bir araştırın bakalım. Ayrıca iki tane kovan bulduğunuza göre demek ki iki el ateş edilmiş. Öyle görünüyor yani. Bir soruşturun bakalım. Duyan var mı silah sesi falan? Anlaşıldı amirim. Ciğerim, bir gel gel. Salih ile Yılmaz'ı yanına al abicim. Civarı bir kontrol edin, tamam mı? Konaklama yeri, tesisler, ev ne varsa girin çıkın. Orada yaşayan çalışanlar kim varsa da ifadelerini alın. Bulduğunuz her bilgiyi de benimle paylaşın. Anlaşıldı mı? Emir, anlaşıldı. Hadi fırla çabuk. Eren. Sayın savcım. Bu arkadaşlar bulduklarını topladılar. Araca kondu. Hemen adli tıbba, balisteye gönder. Yalnız bana bak. Parmak izi bakılsın, inceleme ona göre devam etsin. Anlaşıldı savcım. İlk izlenimin nedir? Kurşun yakın mesafeden iki kaburga arasından kalbine isabet etmiş. Kalbini geçip sırtındaki iki kaburga arasından dışarı çıkmış. Eren. Savcım. Bak diyor ki çekirdekler diyor kaburgadan bir dışarı saçılmış diyor. Onlara da baksınlar arkadaşlar. Mutlaka bulun. Anlaşıldı savcım. Yaklaşık ölüm saati? Ölüm morluğundan anladığım kadarıyla 3 saat öncesi gibi. 3 saat. Al şunu.